Şu espriyi de yapmadan geçemeyeceğim. Kolonya kullanıyoruz değil mi umarım? Şöyle reklam amaçlı değil ama. Şöyle. Nasıl görünüyor mu? Seviyorum sizi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten kolonya efsane. Yani işin güzel tarafı aslında hayatınızda güzel alışkanlıklarınız olduğu zaman olası bir sıkıntı da işte ne kadar güzel ve tatlı bir lezzetli olduğunu işte yaptığınız işin ya da işte farkını daha iyi anlıyorsun. Diyeceksiniz nasıl bunu mesela bayağıdır almıştım şeyin bu Red Bull'un. Hatta şöyle size göstereyim çok az bir şey kalmış içinde. Yani illahi bir yani birinin işte atıyorum geçenlerde biri sumakla ilgili bir yazı paylaşmıştı. Bir bakıyorsunuz ki işte adamın normalde işi tespih satmak. Bir bakıyorsunuz ki sayfasında işte yok işte arkadaşlar biz sumak işte uzun yıllardır ya arkadaşlar. Ya zaten bir şeyleri araştırıyorsanız onun bilincindeyseniz yani illa bir doktorun veya birinin çıkıp da size demesine gerek yok işte kolonya kullanın. Ya bu tür güzel alışkanlıklarınız olsun. Teşekkür ettim. Başınızı şişirmiş olabilirim. Şimdiden özür diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Şöyle. Nasıl görünüyor mu? Seviyorum sizi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten kolonya efsane. Yani işin güzel tarafı aslında hayatınızda güzel alışkanlıklarınız olduğu zaman olası bir sıkıntı da işte ne kadar güzel ve tatlı bir lezzetli olduğunu işte yaptığınız işin ya da işte farkını daha iyi anlıyorsun. Diyeceksiniz nasıl bunu mesela bayağıdır almıştım şeyin. Bu Red Bull'un. Hatta şöyle size göstereyim. Çok az bir şey kalmış içinde. Yani illahi bir yani birinin işte atıyorum geçenlerde biri sumakla ilgili bir yazı paylaşmıştı. Bir bakıyorsunuz ki işte adamın normalde işi tespih satmak. Bir bakıyorsunuz ki sayfasında işte yok işte arkadaşlar biz sumak işte uzun yıllardır ya arkadaşlar. Ya zaten bir şeyleri araştırıyorsanız onun bilincindeyseniz yani illa bir doktorun veya birinin çıkıp da size demesine gerek yok işte kolonya kullanın. Ya bu tür güzel alışkanlıklarınız olsun. Teşekkür ettim. Başınızı şişirmiş olabilirim. Şimdiden özür diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Ülke olarak, dünya olarak zorlu süreçlerden geçiyoruz. Covid-19'dan zaten yeterince sosyal medyada birçok kişinin bu konuda işte bilgisayar, bilgi olarak işte paylaşım olarak bilenler bilmeyenler herkes bir şekilde bir yorum yapıyor. Biz üstümüze düşen ne yapmalıyız? Bu süreçte yaklaşık bir ay falan oluyor. Evlere kapandık. İşte hala çalışmak zorunda olanlar, işine gitmek zorunda olanlar, işte sokakta bir şekilde hayatını idamesi için çalışmak zorunda olanlar. Bir şekilde zaman geçiyor. Yani ben şöyle demek istiyorum. Belli notlar da aldım zaten. Biz hayatımızda nasıl bir dönüşüme geçmek zorundayız? Yani şunu insan tabii konuşunca videonun başında veya işte normal günlük hayatta daha çünkü doğru cümleleri kurmak istiyorsunuz ya da işte ağzınızdan çıkacak cümleleri karşı tarafın daha net ve daha sade anlaşılması için elinizden gelen bütün çabayı sarfın ister istemez. Burada yani videonun başında bir gerginlik oluşuyor. Yersiz bir gerginlik aslında. Belki izleyecek insan sayısı 100 kişi, 200 kişidir yani. Bunu bile o da işte eş dostlar başka kim olacak? Şunu ben diyecektim. Peki biz mesela hayatımızın belli dönemlerinde işte belli şartlarda işte zorunluluk veya severek veya sevmeyerek işte insan belli yaşantılar geçiriyor. Peki biz bu durumda biz ne yapmalıyız? Yani evet yani oturdun mesela hastalık mı oldu? Ya oturup bu hastalığın başında ya da işte başınıza bir musibet mi geldi? İşte hiç insanın aklına böyle bir şey gelebilir miydi? Ya da kimin aklına böyle bir şey gelebilirdi ya? Dünya olarak işte bir salgın hastalık olacak. Şey gibi işte bir salgın hastalık olacak. Ve siz bununla hiç kimse elinden bir şey gelmeyecek. Yani bu gerçekten mesela izlediğimiz filmlerde ancak insan aklına bu tür şeyler geliyordu. Hatta birçoğu insan diyordu ki ya ne alakası var? Şeyin bir film vardı. Şu an ismini unuttum da. Deney diye bir film. Piyanisteki başroldeki adam oynuyor.
Gerçekten izlemenizi tavsiye ederim. Orada da oraya tekrardan küçük bir parantez içerisinde şöyle söyleyeyim. Orada bile mesela insan şeyi görüyor. İnsanın belli rol modelleri verildiği zaman en masum insan ya da en masum canlı dahi ne kadar vahşileşebildiğini. Tabii dün sokağa çıkma yasağıyla beraber görüyorsunuz işte fırınlarda, sokaklarda. Yani şeyi hadi tamam anlıyorsunuz. O aç kalma telaşı veya işte gereksiz aslında yani sonuçta devletin ona da muhakkak bir tedbiri ya da bir cevabı vardır yani mantıklı bir açıklaması veya işte bir yaptırımı olumlu anlamda vardır yani insanları şey mi yani evin içerisinde aç susuz mu bırakacak? Şunu diyecektim yani orada mesela şeyi anlayabiliyorsunuz işte ekmek kuyruğuna giren insanları ne, bir nebze de olsa ha ben bu arada onu tekrardan konu çok dağılmasın şey demiştim insan bence sıkıntılarla başa çıkmanın yollarını bulmak zorunda. Peki diyeceksiniz sen ne yaptın bu süreçte? Elimden geldiği kadar kitap okumaya çalıştım. Sonra böyle dedim ki yani en azından bu süreçle beraber spora başladım tekrardan. Güzel gidiyor gerçekten. Tabii salonla çalışmış olduğunuz verimi vermiyor ama bir yana de iyi. Sonra dün akşam böyle saçlarımı kazıttım. Ya aslında benimki böyle bilmiyorum hoşuma gidiyor. Uzun zamandır da nedir onun ismi? Normalde de mesela üniversite döneminde falan da kesiyordum. Hatta şöyle şuralara gelen saçlarım falan da var. Vardı daha doğrusu. Bir bakabilirim. Eğer atabilirsem şöyle şu köşeye falan onu da atmak istiyorum bakabilirsiniz. Yani normalde uzun saçı çok seven bir insanım ama şu kısa saçın rahatlığı var ya efsane bir şey ya gerçekten inanılmaz derecede bir şey. Çok harika bir tat veriyor. Şunu diyecektim. Yani insanlara bakıyorsunuz ya o konu biraz dağılıyor farkındayım. Yani şunu diyecektim. Pardon. Şöyle. Ha. Yani şunu söylemek istiyorum. Ya o kavgayı yani sebep ne ya? Yani hadi ekmeği anlıyorsunuz. Ya bir tanesi şey yazmış işte. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi var. İşte temel ihtiyaçlar işte cinsellik bilmem ne sanat kendini gerçekleştirme bir tanesi şey yazmış fotoğraf belki görmüşsünüzdür Coca-Cola ondan sonra işte az önce bir arkadaş aradı sağ olsun videonun şeyi dağıldı. Hala telefondan çekiyorum makine arıyorum bakalım bulabilirsem istediğim fiyata bütçe uygun tabi. Bir tane makine temin etmek istiyorum. Yani şunu diyecektim. Nerede kaldık? Ha, insan konu dağılmış olabilir kusura bakmayın şimdiden. İnsan hayatının yani belli evrelerinden şunu diye işte yani şeyi söylüyordum. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini söylüyordum. Yani insan hani kola için sıraya girmek ne bileyim bunlar çok yani sanki şeyiymiş çok enteresan bilmiyorum anlam yükleyemedim. Bu da herhalde insanın cehaletle alakalı bir durum. Yoksa insan herhalde bir... Gerçi olabilir insan değişik. Şunu diyecektim. Biz peki bu süreçte ne yapmalıyız? Yani oturup akşama kadar sosyal medyada şöyle aşağıdan yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Yani bu mu olmalı? Bence bu olmamalı. İnsan kendi aleminde, kendi dünyasında yenilikleri keşfetmeli. Veya içinizde bulunduğunuz mesleki anlamda, öğrenciyseniz sınavlarınızda, yani yapmak istediğiniz alanlarda başarı için bunlar belki de yani fırsata çevirmeliyiz ya. Olumsuz olan bir durumu gerçekten fırsata çok rahat bir şekilde insan çevirebilir. Peki şartlar her zaman evet. Herkesin aynı değil. Yani bugün şey diyor işte bir tanesi şey demişti. Virüs işte herkese bulaşıyor işte fakir zengin dinlemiyor. Tamam kısmen doğru ama şartlar muhakkak aynı. Bugün Cristiano Ronaldo'nun gidip kendine bir ada satın almasıyla bugün bizim işte ya da farklı sokakta hayatını gerçekten çöp toplayarak geçimini sağlamak zorunda kalan insanlar var. Bunlar bir mi? Muhakkak ki değil. Ama biz en azından mesela oturup sızlanmak yerine, oturup ağlamak ya da üzülmek yerine ya da hiçbir şey yapmamak ya da her şeyi boş vermişlik yerine tam tersi ya. Bunun için biz ne yapmalıyız? Benim size önerim şu. Birincisi yani sevdiğiniz işle ilgili uğraşlarınız olursa daha güzel olur. Ya da yeni bir alan, mesela işte bir sinema
arşivi çıkartabilirsiniz. Mesela ne izlenmesiyle gerekenlerle ilgili. Veya işte okumanız gereken kitaplarla ilgili. İşte hayatınızda işte bu süreçte spor yoksa spor yapabilirsiniz. Yani yenilik katmanız gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Bu süreçte elimden geldiği kadar sizlere işte kendi alanımla ilgili mesela elinden gelen bütün yardımları yapmak isterim. Bu kitap okum olsun. Ondan sonra resim çizme ile ilgili en azından basit böyle işte kendi aranızda geliştirebileceğiniz veya işte akşam işte ben bunu çizdim aile bireyleriyle oturup konuşabileceğiniz veya yeni sanatçılar, yeni ressamlar araştırıp öğrenebilirsiniz. Ondan sonra aslında daha uzun süredir video çekmek istiyordum. Çünkü şey dönemde maalesef işte bütün sosyal medyada trend neyse insanlar o yönde bir konuşma ya da işte bir bakıyorsunuz adamın normal video içeriği İslami kesimle ilgili. O bile mesela o Atakan Kayalar olmasıyla felsefeci çocuk. Felsefe okuyan, felsefe ilgilenen çocuk. Ya tamam gerçekten güzel bir başarı. Onlar bile ondan prim için işte yok efendim şöyle ya kardeşim. Ya bir insanları bırakın ya. Ya insanlar ne istiyorsa bırakın o alanda kendini geliştirsin. O şekilde memnun kalsın ya da o yönde yani bizim pek mesela olumsuz ya bizim başarılı insanlarda mesela adam felsefe okuyor değil mi? Ben bunu mesela sınıfta da öğrencilerime anlattım. Bunun biz konuşmasını çok yaptık. Hatta işte bazen tepki veren öğrenciler de oldu. Saygı duyan işte evet hocam doğru söylüyorsunuz diyenler de oldu. İşte herkes bir tepki veriyor yani. Sonuçta niye insanlar kendinde şunu insan göremiyor? Ya o adam mesela 10 yaşında çocuk değil mi? 10 yaşında çocuk o yaşına rağmen peki gerçekten okuduğu kitaplar çok ağır. Yani buna gülecek olan insanlar da var. Tavsiye ederim bir deneyin bakalım kaç sayfa ilerleyebiliyorsunuz. Ya da ilerlediğiniz sayfalardan kaç sayfasını anlamını çıkartabiliyorsunuz. Ne kadarını anlayabiliyorsunuz. Veya anladıklarınızı ne kadarını karşı tarafa aktarabiliyorsunuz. Bunlar da önemli. Yani ben şunu diyeceğim. Demek istediğim mesele şu aslında tam olarak. İnsan ne olursa olsun orada bir ortada bir başarı varsa oturup biz de bundan yani şunu aleminde şunu soracaksın. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim ki gerçekten kitap okumasını seven bir insanım. Eksiğim var mı? Çok var. Ama şunu diyecektim. Biraz konular dağılıyor. Çok özür diliyorum. Şimdi akılda çok bayağı bir birikmiş konu olduğu için işte onu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim derken bu sefer biraz toparlamak açısından pardon. Askerlik 2 yıl önce askere gittiğimde orada da aynı durumlara karşılaştık. İşte hayat aslında öyle bir şey ki her zaman mesela yani size o rahatı, o konforu sunmuyor. Her zaman bir sıkıntı var. Çünkü niye insan bir kere bizim toplum olarak en büyük problemimiz bir kere zaman yönetimi yok. Okulda mesela bunun yeterli mesela eğitmenler bunun bilincini sağlatmıyor. Yani gerçekten mesela işini hakkıyla yapan evet vardır hocalarımız sonuçta. Buradan insanları karalamaya da gerek yoktur. Ama şunu söyleyeyim mesela bize yeterli mesela o hayatın içerisinde ya da bize işte öğretilen bilgiler yeterli sağlanmıyor. Sadece biz şey zannediyoruz eğitmenler olarak. İşte dünyanın şeklini bildiği zaman çocuk yetiyor. Hayır bununla yeterli değil. Biz tam tersi ya hayatın içinden her şeyi öğretmek zorundayız. Yani en azından bilgilerin temel kalıplarını öğretirsin. Yani çocuk en azından şunu bilmeli mesela bir zaman yönetimi olmalı işte bireyin. Çocuğun, vatandaşın en azından iş dünyası içinde mesela. Öğrenci ise şunu bilmeli mesela kaç saat okula gidiyor? Örnek 6 saat veya 8 saat okul sürecinde bulunuyor. Ondan sonraki kalan süreçte mesela işte 16 saatte bu ne yapmalı? Bunun 8 saati uyku olsun. Geriye kalan 8 saatte ne yapmalı insan? Bu zamanı iyi değerlendirmek zorundayız. Ama bu zaman değerlendirme olayı bizde tam yeterli olmadığı için hatta hiç yok gibi bir şey bizde. Allah ne verdiyse yaşıyoruz. Ne oluyor peki? Bu defa bakıyorsunuz ki mesela askere biz gittiğimizde ilk kendimde yalan yok. İşte bir 5-6 tane kitap götürdüm şimdi. Yani gittiğiniz çok farklı bir dünya. İşte farklı konular. Bilmiyorsunuz nasıl bir süreç bekliyor sizi. 5-6 kitap götürdüm. Okuma fırsatımız oldu. Güzel bir yerdi işte. Maslak'ta yaptım. Acemilik gibi bir şeydi. 20 gün falan orada kaldım. Ondan sonra Pendik Kurtköy'e gittim. Oradaki komutanlarıma gidip sorabilirsiniz teyit amaçlı. Yaklaşık bak
sosyal medyadan, Facebook üzerinden. Sağ olsun mesela arkadaşlar, kitaplarımız bitince, elimdeki kitaplar, bu defa şey düşündüm, orada bir küçük kütüphane kurmamız niye olmasın ki? İşte o zamanlar tabii keşke bir fotoğraf falan çekebilirdim. Hep hiç aklıma gelmedi böyle şeyler. Ya da bir video olabilirdi. En azından insanlara bak, motive açısından. Hani hayat sizi, evet, herkese aynı şartı ya da her zaman aynı size güzelliği göstermiyor. Güneş her zaman insan istediği gibi de doğsa dahi size o aynı hissiyatı vermeyebilir. Veya bir çiçeği tuttuğunuz zaman o kokusu yayılmayabilir. Dikenlere de batabilir yani. Hayat böyle bir şey. Bizim yani yapmamız gereken, dediğim gibi, işte okulda böyle bir sıkıntımız var. İşte zaman yönetimi, işte aslında bak, zaman yönetimini yapan insanlar ne oluyor? Bakıyorsunuz ki tamam, belki dışarıya rahat çıkıp girme alışkanlığında mesela minimum seviyeye iniyor ya da hiç gitmiyor. Biz bile sadece markete ekmek almak için. Ona bile bazen 3 günde, 4 günde bir, haftada bir sefer ya çıkıyoruz ya çıkmıyoruz. O da yarım saat, 1 saat işimizi hemen halledip tekrardan geri geliyoruz. Ne oluyor? Bakıyorsunuz ki işte sizin şansınız, avantajınız burada devreye giriyor. Zaman yönetimini yaptığınız zaman. İşte uyku, belli saatlerde uyuyorsunuz. Oku, işte ders çalışıyorsunuz. İşte kitap okuyorsunuz, çizim yapıyorsunuz. İşte video çekimleriyle ilgili bir şeyler ya da sosyal medyada bir şeyleri takip ediyorsunuz. Ne oluyor? Zamanınızı daha iyi, verimli, daha güzel yönetmeye çalışıyorsunuz. Ama tam tersi bir durum olsa, oturup akşama kadar medyaya baktığın zaman, yani o da iyi bir şeydi. Yani şöyle düşünüyorsunuz ya, ilk yalan yok, bir hafta falan hiç bakmadım. Sadece arkadaşlardan, çünkü şeyi biliyorum, baktığınız zaman şey gibi geliyor. Sonra bir baktım, öyle içime öyle bir karamsarlık, bir kereden bir karamsarlık düştü. Ya dedim, acaba dünyanın sonu mu geliyor? Yoksa hepimiz ölümle imtihan mı olacağız? Nasıl olacak bu süreç? Ya sonra düşündüm, yani arkadaşla konuştuk falan, işte şöyle istişare ederken. Ya dedi, tamam da hani Türkiye'de o zaman iki yayılım dönemleri değil, ikinci, üçüncü günü, hatta okulların kapanmasından pazartesi veya salı günü falan, yani cuma günü sen okullar kapanmıştı. Pazartesi ya da salı günüydü. Sonra düşündüm ya, dedim ki yani evet, tedbir önemli ama o girdap sizi kendi içerisinde boğmasın. Böyle arkadaşlar, işte bakalım bu süreçte işte elimizden dediğimiz gibi videolar, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Sizinle paylaşacağız. Desteklerinizi kesinlikle bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok severim. Çok sevinirim. Siz de sayfalarınızda paylaşın. Kendi sosyal medya hesaplarınızdan. Tabii bu tür şeyleri de biliyorum. Daha abone sayım çok çok. Yolun çok 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 başındayım. Biliyorsunuz ki her zaman adım atmak gerçekten zordur ama başladıktan sonra yola girdiğiniz zaman bir şeyler daha düzeliyor. Bakalım, süreç bizi bekliyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Böyle bir şu anda sadece şu sohbet babında oldu. Bir genel konu başlıklarından söz etmiş olduk. Ha bir de size durun. Benim bir saniye okunmasını beklemeyeni. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar tabii mesela arasında mesela Van Gogh'un hayatıyla ve eserleriyle ilgili kitaplar okumuştum. Tekrardan mesela okuyorum. Şeyin kitabı var mesela, Enis Batur'un var. Onunkini de okumuştum. Arada yine onun şiirleri olduğu için şiirleri tekrar bir kere okuyup bir defa bitirmiyorum. Tekrardan bazen bakıyorum. Ondan sonra Charles Dickens'ın var, İki Şehrin Hikayesi. Bunu okumadım. Şeyi okumuştum, Aslı Erdoğan'ın Kırmızı Pelerin. Ondan sonra Tolstoy'un çok kitabını okudum da hiç Turgut Emre aslında işin açısı hiç okumadım. Babalar Oğullar. Uzun zamandır gözüme çarptı. Sürekli aklımda da bir türlü fırsat olmadı. Şeyin de mesela Bejan Matur'un sonunda, onu da çok sık okudum. Genç Werther'in Acıları bir sefer okudum ama çok böyle uzun arada. Yani o zamanlar tam böyle nasıl desem, bir sıkıntılı süreçteydim ama tam böyle anlayamadım ya da yeterli. Şöyle Homo Sapiens'in var. O da bayağıdır elinde, yaklaşık bir sene fazla. Ha bugün, ha yarın, ha bugün, yarın. Bir tür ona da fırsat geçmedi. Şöyle şeyin de var, Descartes'in.